Evet. Bu videoyu ilk çektiğimizde Ceyhun'la daha evli değildik. Ceyhun babamla tanışmaya gelmişti ve şu an evliyiz. Babamla tanışıyorsun. Neyse, bu videoyu çok istediniz ve biz bir talihsizlikler yaşadık. Ben normalde vlog koyacaktım bu hafta ama hazır Elif de bizdeyken Baldız vs. Enişte'nin ikincisini çekmeye karar verdik. Bakalım Elif intikamını alabilecek mi? Ceyhun şampiyonluk tahtında kalabilecek mi? Arkadaşlar çok heyecanlıyım. İlk defa cezalı video çekiyorum bu arada. Yani kendimi ilk defa bir YouTuber gibi hissediyorum. Biz denk geldik. Bu yarışmamız 4 turdan oluşacak. Her turda 5'er soru olacak. Ve her turun kaybedeni bir adet cezaya maruz kalacak. Evet, hangisi? O daha kolay ses çıkarıyor diye onu aldı. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada ne? Çok hızlı başlıyoruz, heyecanlandım. Öyle. Ama önce başarılar diliyorum. Hayır, elimi sıkacaksın. Pardon. Yani biraz haklı bence. O zaman başlıyoruz. İlk tur. Bir köpek daha sahiplensem ismi ne olurdu? Ben biliyor muyum cevabını? Bilmiyorum öyle. Niye bastı? Valla eksi yazacağım ha. Ha, çok iyi fikir. Eksi yaz, eksi yaz. Buffy'den yola çıkacak olursam... Ben biliyor muyum cevabını? Doğru. Anasını ne? Sana söyledim bunu. Sana söylemedin. Evet. İşte bu be. Bravo. Seyircilerden yoğun bir destek geliyor Elif'e. O zaman devam ediyoruz. Twitter'daki ilk kullanıcı ismim neydi? Tuğba Yılmaz 4Z'ydi. Değil mi? 7 sene falan bu nickname'i kullandım. Seninle tanıştığımızda da bu nickname vardı. Ya şimdi kopya ver bir video, aklıma asla gelmez. Ben baş harfini söyleyeyim. Söyle. Aşkım, baş harfin ne? Ne mi? Biliyor musunuz siz de? Üçüncü harfi R. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Dördüncü harfi M. Ne oluyor? Bu ne oğlum? Ben böyle bir şey bilmiyorum. İki kelimeden oluşuyor. Tamam. Vallahi düşündüğüm şey de isim aklıma gelmiyor. Beşinci harfi ne söyle? Beşinci harfi A. Normal değil. Evet. Aa! Ben demoralize oldum. Demoralize. Normal değilim tabii ya. Tabii ya. Pur sana. Ben şimdi 3. soruda bilsem otobüsken Ceyhun abi ceza yiyor mu? Maalesef. Hadi Elif. Nice. İlk kez ne zaman sarhoş oldum? Ne zaman sarhoş oldum? Ama o zaman yaptığın şeyleri söylesem sayılıyor mu? Söylemem. O zaman ama değil mi? Değil mi o zaman? Ama tam tarihini bilmiyorum. Tarih değil, şey söyle. Yani o günü tanımlayan bir şeyler söyle. Barda içmişsiniz biraz sonra sen... Onun öncesinde bir şey vardı. Konsere gitmişsinizdir. Şey konseri... La La Land diyeceğim. Cesecek mi? La La Land. Ama o zaman ben de bilmiyorum. Nerede bir konser? O zaman ama basmadı. Abla tutmadı. Ben daha vurucu bilgi söyleyeceğim, söylememe izin vermiyor. Yoksa bilmiyorsun ben mi söyleyeyim? O bilgiyi söylesem. Gerçekten de evet, haklı. Ekim'de 11 mi? Ya tabii Ceyhun abi aldım. Ben biraz çirkefleşebilirim. Cezayı biliyorum ya. Çok zor sorular bu arada. İlk şey kolaydı. Daha zor sorular soracağımı söylemiştim ikinci videoda. 2 sene önce. Eskiden bir bloğum vardı. Bloğumun adı neydi? Gece filmli. Doğru. Ne dedi? Blogspot.com. Evet. İki. Ben hep iki top dondurma yerim. Neli yerim? Karamel tutti frutti. Doğru. Oy, hiç kalmadı kurtuldum. Ben bastım da ben... Sorunun ortasında bastın için. Evet, soruya bastın. Cevabı... Yiyor ama işte. Ceyhun'a bir ceza seçiyoruz. Ceyhun bence Buffy'nin ödül mamasını yer. Ne? Gerçekten mi? Gerçekten. Ay, iğrenç kokuyor onlar ama. Bak ayaklandı. Bu arada çok kötü kokuyor. Ya bunu kim yazdı ya? Bu cezayı kim yazdı abi? Şöyle göstereyim. Kokusu buraya geliyor şu anda. Mamayı. Bunun içinde bir ısırık al bence. Bunun içinde ne var? Neli bu? Hoşuna gittim. Güzel mi? Çok küçük ısırdın ama. Ya ne diyorsun ya? Niye küçük?
yala. Tamam, sikir sikir. Tamam. Hep dişim yapıştı. Yok, tam onunla dişim yapıştı. Söyleyeyim mi? Su var. Abi su daha lazım. Aşkım. Suyu da çok kötü oluyor içim aldığımda, şey olduğundan. Okey, ilk turumuzu Elif kazandı. Gerçekten gitti Zeynep Hocam. Valla çok üzüldüm ya. Hadi. Çalkasım ağzımı geçer ya. Evet. Toparlandıysak ikinci rounda geçiyoruz. Gelmiş geçmiş en düşük notum kaç? 0. Hayır. 6 ne bileyim. Çık. 7. Hayır. 8. 9. Siz de cevap veremezsin. 30. Aa, 30 değil. 30 yüksekmiş mi benim? 15'im var mesela. 2. Ben de 2 diyecektim. Bak. 17. Hayır. 16. Hayır. 18. Hayır. 19. Hayır. 16. Hayır. 14. Hayır. 13. Hayır. 21. 12. Yes! Ya aldı çıkmıyor. Nasıl oldu? Hissiyat kötü değil mi? Telefon çizdi böyle olmuştu. Peki hangi dersti? Dindir. Hayır. Senin dinin çok iyiydi. Benim dinim iyiydi. Fizik. Evet. Güzel güzel güzel. Kötü kötü kötü. Üniversitede bitirme projemde ne yapmıştım ve ne eksikti? Ben mi? Evet. Köfteci yaptın. Hatta da köfte or bacası eksikti. Ya ben buna canlı şahit oldum. Ben basamıyorum, o söylüyor. Bacıyı fark eden bizdik orada hep beraber. Yani burada bir şey eksik, köfteci bacı yok diye. Ağlıyordu kız, onu teselli etmişti. Bunu nereden biliyorum biliyor musun? 100 bin abone videomdan biliyorum. Hmm. Peki okulda, üniversitede yaptığım ilk proje neydi? Müze. Kafe. Hayır. Üst üste cevap veremiyorsun. Niye? MSM mi burası? Bu kadar seçim gönderemezsiniz. Kütüphane. Hayır. Hiç beni tanımıyorlar. Hiç. Ben biraz kendimi daha fazla anlatmam gerekiyor galiba. Bastın Cennet amca. Biliyorum ama cevabım yok. Bastım ve bakıp bekliyorum. Kalmıştım bu projenin hatta. İşte Didem'in projesi mi? Mağaza ya da ev yapman gerekiyordu. Ben ev mağazayı yaptım. Seçtim. Ne mağazasıydı? Yani ne mağazası derken yok giyim mağazası yok şu mağazası şeklinde. İyi mi az? Müzikle ilgili bir şey. Müzik mi az? Salak mısın? Müzik mağazası ne? Gitar mı satıyor? Hayır, müzikle ilgili mi derim o zaman? Plakçı. Plakçı. Hatırladın. Hatırladım ama biraz geç oldu. Üst üste bayağı cevap geç verme. Oldu. Bir daha üst üste cevap verme. Tamam. 2-1. Ben yine bir sayı tahmin etme. Sorusu sormak istiyorum çünkü aşırı eğlenceli oluyor. Yok abi. Lise numaram kaç? 152. Çık. 179. Çık. 182. Çık. 190. Çık. 258. Çık. Oo. 259. Çık. Ya. 259,5. 582. İn. Bu ne oğlum, ben böyle bir şey bilmiyorum. 372. İn. 357. İn. 352. İn. 350. İn. 348. İn. 213. İn. Ne? Kaç dedim? Ooo dur saygı. 343 dedi büyük ihtimalle. Aynen. 342. 313 demiştim neyse. 287. Çık. Ya az kaldı hadi. 289. Çık. 290. Çık. 292. Çık. 295. Çık. 296. Çık. 298. Aa 97! Ya bu ne ya? Cem, seni çok zorlamayacağım cezan için. Hmm. Ha, hemen cezaya geçiyoruz. 2-0 oldu bu arada. 2-0 oldu. Baldın intikamı fena oluyor. Baldı sessiz ve derinden geliyor, alışıp geldim. Anam atölye çalışmışsın. Ceyhun'un cezası için şimdi rejimiz Ceyhun'un gitarını getiriyor. Cezam ne gitarla alakalı? Bana şarkı mı çalıp söyleteceksin? Bu ceza olmaz ki. Benim için ceza, ben hiç sevmem böyle şeyleri. İnsan içinde şarkı çalıp söylemiyor. Şimdi Ceyhun'un cezası şu. Hı. Ceyhun çok güzel Yaşar taklidi yapıyor. Ama yapamam şu an tahminen çünkü... Yaparsın, yaparsın. Neyse. İyi, o zaman akor açın da şarkıyı çalayım. Acıkmıyor seyreden, çok dik o şarkı. Ellerimin altından kayıp giden zaman, gözlerini diktin yollarına geliyor. Yaktım mumlar gibi geçiyor zaman.
Gözlerim. O zaman 3. roundla devam ediyoruz. Bu roundu Elif kazanırsa yarışmayı da kazanmış oluyor. Tamam. Bir süper gücüm olsa ne olmasını isterdim? Işınlanmak. Yaklaştın ama değil. Zamanla yolculuk. Yani. Telefon mu? Işınlanmak. Şey. Farklı dillerde söyleyebilirim. Spawn etmek. Ama yaklaştın. Zamanla ileri geri hareket etmek. Onun daha doğru bir adı var. Zamanla yolculuk diyoruz ama. Neyse tamam, zamanda yolculuk da diyebiliriz. Neydi cevap peki? Zaman mekan bükmek. Olsun. Aşkım bilimsel olarak sen söylüyorsun, ben daha fiction olarak söylüyorum. Cem'le yazdık tamam. Bu arada 2 gün önce falan söylemiştin Cem'in bunu. Yani cevabı verdim zaten. İlk önce Elif bastı. O hızlı bastı. Ve ışınlanmak dedi ve çok yaklaştı yani. Alsın. Elif ben seni tutuyorum. Baldız. Düşürme istersen soru soruyorum çünkü. İsmim Tuğba olmasaydı ne olacaktı? Abi çok kolay bir soru. Belli. Sorulan tüm soruların konuşulduğu bağlamı hatırlıyorum. Cevapları asla hatırlamıyorum. Yok, yani bu konuşulmuş mesela diye hatırlıyorum fakat. Basic bir şey söyleyeyim mi? Mübeccah falan mı? Ne? Mübeccah mı? Belki onu yaşatmak isterler. Naz. Hayır ya, yaklaşamadın Naz'a. Yok, sana değil ki. Nazlı değil değil mi? Yaklaşamadınız diyor, Nazlı değil. Hayır, sanki. Hayır, yaklaştık. Hatta bir akrabamız, ipucu veriyorum, benimle dalga geçerler diye bu ismi koymalarını engellemiş. Bir şey bir şey diye dalga geçerler. İlk harfini söyle. B. Biricik. Hayır. Biricik. Bir kelimeyle anladığı şey. Kafiyeli. Basic bir isim var. A ikinci harf. Sen biliyor musun? Evet. Başak. Evet. Ne diye dalga geçti kendini? Tahmin edersiniz artık. En sevmediğim meyve ne? Kivi. Doğru. Ben 5 yıldır kivi yemiyorum evde. yani, ağlıya bana ne? Hayır, kiviyi çok sevmem normalde. Fakat arkamda kiviyi hiç sevmem birisi olunca alasım gelmiyor eve kivi. Benim biraz garip bir fobim var. Bu fobi ne? Böyle bir şeyden çok korkuyorum ama çok anlamsız bir şey yani. Ölüm korkusu. Bayağı anlamlı. İnsanlar hiç korkmazlar bundan ama ben işte... Bir şeyden çok korkuyorsun. Evet. Bir şeyden korkmasın. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Böyle yaşayan bir şey mi? Hayır. Deliklerden falan böyle? Hayır. Tripofobi öyle bir şey değil. Yani ismi yok bunun büyük ihtimalle. Bu 1970'lerde çok yapılan bir şey. Böyle bir moda varmış. Bunu yapıyorlarmış hep. Gittikçe ilginçleşiyor. Kirpik şey kıvırcısını. Hayır. O zaman ben hiçbir şey bilmiyorum. Müzikle ilgili bir şey. Müzikle ilgili bir şey. Korktuğun şey. Uzun introlar şarkı. Beşte de düşüyorum. Çığlık atarak oradan uzaklaşıyorum. Yani müzikle ilgili bir şeyden korkuyorsun. 1970'ler çok yapıyorlarmış bunu. Fade out. Ben bunu hayatta bilemem yani. Benim böyle bir lazım. Şeyim yok. Konserde baget atıyorlar kafana ama gözüne giriyor. Hayır. Ben buna korkuyorum biraz çünkü. Bu çünkü oldu. Duman materisti konser sonunda atıyor bageti, kadın gözüne giriyor. Sonra dava açtı Cengiz Baysal'a. Oy oldu. Gruplar yapıyor bunu. Müzik grupları albümlerinde yapıyorlar. Ve ben çok korkuyorum. Ciğer atıyorlar. Şarkıların içerisinde mi yapıyorlar bunu? Evet. Oğlum ne oluyor ya? Bağırmaları falan mı? Brutal vokal mi? Bağırmaları falan. Bulacağız ya, çok güzel bir şey gelecek bunun üstüne belli. Biz hiç yaptık mı madrigal olarak bunu? Hayır, inşallah yapmamışsınızdır. Korkarım çünkü. Nasıl bir şey bu? Belli olmuyor mu ilk etapta? Olmuyor. Nasıl öğreniyorsun yaptıklarını? Söyleyemem. Ben, yok ben bilmiyorum. Ha ya arkadaş, müzik grupları tersten sözleri söylüyorlar, onu mu diyorsun? Onlar çok korkuyor. Bu tersten söylenmiş sözlerden çok korkuyor. Normalde biz ters çevirince kelimeler söylemiş oluyorlar ya, ben ondan çok korkuyorum. Mesela atıyorum Beatles'ın şarkısında falan vardı. Pause the Batman, misin misin misin. Ne? Aa evet, ben de. Bir tane şarkının sonunda, yani gerçekten korkunç. Yani şöyle korkunç, belki korkunç olmasının sebebi şu. Evet, sesler geliyor sonra. Niye korkunç biliyor musun? Çünkü normal müzik dinlerken anlamlı şeyler geliyor ve çok korkunç olmuyor.
Ama müzik kaydını tersten dinleyince şey sesi geliyor. O ses esnasında yani bir şeyler sanki sesler gelirken üzerine bir ses geliyor. Pause edenler misin 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 diye. Gerçekten korkunç. Paul McCartney'in olayı. Haklısın, korkmakta bence de korkunç. Bir yer bunun gibi hisse vardı. Ama yani ben bilmiyordum. Ünlü tersten söylenen şarkılar falan gibi. Evet, 15 satanik şeyler falan geziyorlar. Daha korkunç bir şey söyleyeyim mi? Tutu Fritti mesela. Daha korkunç bir şey söyleyeyim mi? Ceyhun abi kazandı. Ya şimdi bu bir cezalı video. Cezalı videoların olmazsa olmazları var. Yani ben bunu yapmazsam gerçekten ayıp ederim. O yüzden... YouTube camiası. Ya yumurta geliyor ya. Sen yumurta yemiyor musun? Yumurta geliyor. Bana o yumurtayı hiçbir şekilde yedirip içiremezsin. Kafamda kırın. Öyle vurur mu? Gevura vurur gibi vurur. Şey bastırdı, un bastırdı. Evet, 2-1 set sayıları. Bu seti Elif alırsa galibiyet benimdir. Ben alırsam da Joker turu gibi bir şey mi olacak? Joker evet. Sorusu. Evet. Bir hayvan olsaydım hangi hayvan olmak isterdin? Güvercin olmak istemezdim. Doğru. Yani ne olmak istemezdin ondan eminim. Hayır, o zaman belki babam beni severdi. Köpek. Hayır. Başak. Ne? Hayır. Başak. Var mı bunun bir çıkış bilgisi? Noktanız olsun ya, evet. Nereden çıkardın? Söylüyorum. Söyle. Arada sırada. Niye sen onu mu söylüyorsun? Evet. Ben şu hayvan olmak isterdim be. Şu hayvan olsam var. Böyle Bambi falan mı? Hayır. Turuncu bir hayvan. Çita. Hayır. Aslan gibi yani. Kaplan. Hayır. Yok ya, daha mantıklı bir şey olması lazım. Benim en belirgin özelliklerim neler fiziksel olarak? Kısa olma. Zürafa. Tamam, ben zaten yengeç falan diyeceğim. En belirgin özelliğim. Sinemada izlediğim ilk film hangisi? Narnia. Hayır. Titanic. Doğru. Seni kaç yılında çıktı be? 98 mi ne? Ben 4 yaşında falandım. Hayal meyal hatırlıyorum. Ben yoktum bile. Hayatta yoktum. Nereden bileyim? Çocukluk aşkımın ismi ne? Buğra. Doğru. Şileli Buğra. Selam olsun. Selam olsun. Eğer bizi izliyorsan Buğra, ben sana var ya üf bir yanıktım, bir yanıktım. Tuvalete gidip Buğra diye ağlıyordum oyun aralarında. Çok ciddiyim yani. Çok tatlı çocuktum. Sonra ne buldun mu? Acaba? Yaşlanınca sen ne yaptın? Bir kere Şile'de gördüm. Çok çok sonra, üniversitedeyken ben. Ve bir anlık önümden geçti sadece. Hala yakışıklı mıydı? Şey bekliyorum, kilo almış falan demin bekliyorum. An itibariyle kaç tane Instagram postum var? Ooo, sen sürekli arşivliyorsun postları mostları. Bir ay 1000 tane, sonra 200 küse düşürdün. 350 diyorum ben. Hayır, çık. 450. Çık. 497. Çık. 500. Çık. 522. Çık. 535. 599. Çık. Bak yine arşiv ettiğini geri almış. 720. İn. 683. Çık. 690. İn. Bak gene fena geldi başıma. 687. İn. 685. Çık. 686. Hep bana mı olacak? Bu sefer sana olsun. Aa, bravo. Bir dakika, Cem 3 oldu. 2-2 o zaman. Gene Joker soruna geldik. Bak hiçbir şey planlamadan. Evet, hep beraber kılıyorsunuz. Yani şey demek isterdim. İkimiz de aynı derecede Tuba'yı tanıyoruz demek istedim. Ama tamamen şey. İkimiz de aynı derecede Tuba'yı tanımıyoruz. Evet. Şimdi seni kafanda yumurta kırdık. Bir güzel. Pislettik. Bir temizleyelim. Hortumunu yıkayacak mısın kız dışarıda? Hortumunu nasıl tutacağız sana? Şey gibi, ot yıkama gibi böyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Fırça da şey yaparız. Şu an 2-2. Elif henüz cezasını almadı, birazdan alacak. Yine berabere kaldılar yani. Niye böyle oluyor gerçekten bilmiyorum ama ben buna hazırlıklı olduğum için bir tane sorum var. Sadece bir soru, kolay bir soru değil. Bu soruyu bilen galip olacak ve totalde 3-2'lik bir yenilgi olacağı için, yani toplamda kaybetmiş olacağı için bir tane daha cezamız olacak en sonunda. Yenilen kişi ceza alacak. Niye biz sürekli ceza yapıyoruz? Yenilen kişiye ödül verseydik bari oyunun sonunda. Aslında son ceza aynı zamanda
kazanana ödül sayılabilir. Hmm. Tamam, o zaman son soruyu soruyorum. Hazırsak eğer. Değilim. Sonra yedik cezasını alacak. Dizi izlemeyi çok seviyorum biliyorsunuz ki. Bir dizi şehrinde ya da kasabasında yaşamak isteseydim, bu hangisi olur? Gilmore Girls kasabasında yaşamak isterim. Çok diyebilirim. Dur. Peki kasabanın ismi ne? Nereden bildin? Doğru, izlemedi. Çok haklı. Stars Hollow. Bildi, şoktayım şu anda. Gel öpeceğim seni. Zaten. Elif, iki tane ceza üst üste alacaksın. O önemli değil ya, ben de biliyordum. Sen hızından mı kaydettin? Hayır, bak sen fair play olsun diye sorunun bitmesini bekledi galiba. Evet. Ben cevap bildim, ama sorunun bitmesine bastım. Ben çok iddialıydım da yine fos çıktım ya. Bazız intikamını alamadı. O zaman bu videonun üçüncüsü yapılır mı? Ben de kazanana kadar bu yarış devam edecek. Tamam, cezayı söylüyorum. Kaybeden buradaki herkese akşam yemeği yapacak. Yapacak? Evet. İsmarlamıyor. Yapacak. Yemek bu, yapacak. Bu akşam. Ben sen Ceylan'ın kaybetmesini daha çok isterdim. Yani çünkü ödül gibi bir şey aslında bize. Evet. Galiba. Evet. Yemek yapmayı biliyor musun? Yok. Dolumu sılamamış o kadar.